Selam dostlar. Sabah saat 10'a 20 vardı. Ankara'dan Kemer'e doğru yola çıktım. Yaklaşık 120-130 kilometredir falan da yoldayım. Biraz sohbet edelim istedim. Geçenlerde bir alışveriş merkezinde yemek istedim. Teras katına çıktım. Yemeğimi yerken bir tane güvercin masama geldi. Yani misafirim oldu açıkçası. Beraber yemek yedik. Fakat güvercinde şöyle bir problem vardı. Ayaklarına misine dolanmış. Hayvan ayaklarını yere basamıyordu. Yani kanatlarının üstünde duruyordu. Yani işte açlık da böyle bir şey arkadaş. Yani o halde de olsan işte karnını doyurman gerekiyor. Neyse beraber yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedikten sonra biraz daha böyle dururken ben bunu yakaladım. Ayaklarındaki misinayı çıkartmaya çalıştım. Fakat öyle bir hal almış ki misina. Parmaklarına dolaşmış ve artık böyle kesmiş, yani kemiğe dayanmış. Biraz da anladığım kadar enfeksiyonel bir durum vardı. Neyse aldım, çıkartmaya çalıştım ama beceremedim. Öyle olunca da iş yerimin yakınında bir veteriner var. Yani oraya en yakın orasıydı. Yani daha önce de gitmiştim yok. Biliyorsunuz benim bir de bir köpeğim var. Kendi veterinerimin yeri uzaktı. En yakın yer orası diye götüreyim, bir baktırayım dedim. Neyse, uzun lafın kısası, götürdüm güvercini veterinere. Anlattım durumu böyle böyle. Vahşi bir güvercin. Abi veteriner benden 100 lira ücret talep etti kuş için. Neyse çok önemli değil. Ben ödedim yani 100 lirayı. Dedi birkaç günde dedi burada dedi misafir edeceğiz dedi. İşte kuşu şey yapacağız. Ayağında enfeksiyon var. Bu halde bırakmayalım falan dedi. İyi dedim. Çıkarken aklıma geldi. Veteriner arkadaşa dedim ki yani dedim bu yaptığınız dedim sizce dedim çok bana dedim çok etik gelmedi dedim. Yani bu hayvan dedim benim şahsıma ait bir hayvan değil. Yani ben size durumu anlattım. Böyle böyle bir durum var dedim. Yani tabii prosedürünüzü bilmiyorum. Yani hani normal devlet hastanelerindeki gibi falan bir durum söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Daha sonra dedim hani bu dedim aldığınız ücret dedim yani ne sizi dedim zengin edecek ne de beni dedim fakir edecek size verdiğim bu ücret dedim. Yani benim şahsi kanaatim dedim eğer ben sizin yerinizde olsaydım dedim yani sizin işinizi yapıyor olsaydım dedim. Yani böyle bir durum geldiği zaman ben bundan herhangi bir ücret talep etmezdim dedim. Bana cevap olarak işte ben buranın kirasını ödüyorum, ilaç masrafım var, işte çalışan elemanların maaşlarını ödüyorum, giderlerim var bilmem ne falan bu tarz şeyler yaptı. Yani klasik demagoji açıkçası. Sesimi çıkartmadım, eyvallah dedim ya senin kendi tercihin dedim. Yola çıkmadan önce yurt dışından almıştım aslında bu montun içine giymeye rüzgar soğuk geçirmeyen bir şey ama neopren deniyor galiba bu kumaşa bundan değildi. Bunun zamanları da alayım mı almayayım mı diye şeyde kalmıştım. Tesadüf o gün bakarken çok uygun fiyata da buldum. Yani 180 lira gibi falan fiyat veriyorlar. Bir yerde tesadüf yakaladım. Pruel marka bir yelek, neopren yelek. Gerçekten de çok ciddi anlamda faydası var. Montun içine giydim. Dedikleri gibi hiçbir şekilde ne rüzgar ne soğuk hiçbir şey geçirmiyor. Yani mutlaka benim kendi şahsi kanaatim. Eğer motora biniyorsanız yaz için tabii ki değil ama havalar serinlediği zaman olmazsa olmazı diyebilirim.
motor binenlerin. Gerçekten çok faydalı bir şey yani. Çok başarılı. Bir de böyle biraz uzun yapmışlar. Belinize biraz daha, belinizin altına kadar iniyor. O da çok ciddi bir avantaj. Yani beliniz de soğuk almıyor. Çok etkili bir şey. Yani kumaş da zaten enteresan. Bir hız sınırı işareti koymuşlar. Arkadaş her araba var ha. Yani binek arabaların hepsini koymuşlar. Sanki motosiklet araç değil ya. Hiç motosiklet resmi yok. Başladı mı? Sayıyor mu şu anda? Sayıyor. Kayıt yapıyor. Kayıt yapıyor değil mi? Mesela. Abi Allah'a emanet. Teşekkürler. Hayırlı çok olur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şu an çekiyor değil mi? Çekiyor. Afyon üstünden Antalya'ya yani gelmeyeli herhalde yani bir 20 yıl falan olmuştur. Yani genelde hep Ankara'dan Konya yolu üstünden Belek tarafına gidiyoruz tatil için. Buradan bayağı 20 yıl falan oldu ama yol falan yapılmış. Güzel olmuş. Sayılır. Her zaman söylüyorum arkadaş, deniz olan yer gerçekten muazzam oluyor ya. Şu hale bak. Vay 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 vay.